Merhaba arkadaşım. Efsane konu olan problemlerden devam ediyoruz. Kesir problemlerindeyiz. Hızlı bir şekilde ödevinizi vereyim. Hemen arkasından başlayayım arkadaşlar. Kesirden 1, 2 ve 2. 2 test ödeviniz var. Bunları çözüyoruz arkadaşlar. Sonra yaş problemlerinden devam edeceğiz. Hemen kapağımı fırlatıyorum ve başlıyorum. Şimdi kesir problemleriyle alakalı bilmemiz gereken iki tane durum var. Birincisi şu. Basit bir şekilde anlatıp sorulara geçeceğim arkadaşlar. Bir sayının 3 bölü 5'i dediği zaman biz o sayıyı 3 bölü 5 ile çarparız arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz değil mi? 3x bölü 5 olur. Bu önemli bir şey. Ya bir şeydir. Yani bir sayının bilmem şu kadar dediği zaman biz o sayıyla o kesi çarpacağız. Bu birinci kural. İkincisi daha önemli. O da şu. Kesir problemlerinde önemli bir kısım başlangıç sayısının seçilmesidir. Biz normalde problemi seçirken bir bilinmeyene x diyoruz genelde değil mi? Ama kesir problemlerinde her zaman x demek zorunda değiliz. İşimize yarayacak daha kolay bir şey vereceğiz. Mesela bir problemin içerisinde 1 bölü 2, 3 bölü 7, işte 2 bölü 3 gibi bir sürü kesir geçiyorsa ben bunların paydalarındaki sayılara odaklanacağım. Bu sayılara daha kolay bölünebilecek bunların bir ortak katını belirleyeceğim. Şuradaki 2, 7 ve 3'ü çarparım. 2, 7, 3'ü çarparım 42. O zaman ben bilinmeyeni x demek yerine 42x dersem buradaki işlem bölme işlemi daha hızlı olacaktır. Buradaki de buradaki de. Böylece kesirlerle uğraşmak yerine daha tam sayılarla uğraşırım. Buraya bir yıldız atıyorum. Neden? Önemli bir bilgi. Soru çözerken kolay bir teknik olacak. Biraz sonra göstereceğim. Şunu da yan tarafa kaldırayım ve başlıyorum. Soru okuyorum. Diyor ki bir miktar cevizin önce 1 bölü 2'si sonra da kalan cevizin 3 bölü 5'i yenmiştir. Şu kalana dikkat et. Önemli. Eğer 3 ceviz daha yenirse tüm cevizlerin 9 bölü 10'u yenmiş olacağına göre başlangıçta kaç ceviz vardır? Şimdi arkadaşlar biz buradaki ceviz sayısına direkt x diyebiliriz. Ama biraz önce ne dedim? x deme dur sakin ol. Bak şurada soru bitiyor. Hani 1 bölü 2'sini yemiş daha sonra 3 bölü 5'ini yemiş diyor ya. Buraya kadar x değerlerini belirlemek için şuradaki 2 ve 5'i düşünerek 2 ile 5 çarp 10. Cevizler 10x'tir. Bunlar nedir? Başlangıçtaki ceviz. Tamam ceviz miktarımı yazdım. Önce 1 bölü 2'sini yemiş. 10x'in 1 bölü 2'sini hemen yenip 10x çarpı 1 bölü 2 yani 10x bölü 2 yapar. Buraları biraz yavaş yapıyorum sonra hızlanacağım. 5x'i yenmiş arkadaşlar. Bu yendi. Her seferinde böyle yazın. Sonra kalanı bulun. Kalan eşittir. E 10x vardı. 5x yendi. 5x. Bu önemli. Sonra ne dedi? Kalan cevizin 3 bölü 5'ini yemiş. He, kalanı, kalanın tekrar yani şurada açayım şurada. Şu 5x var ya. E bu da siyah, mavi alacaktım. Tekrar siyah aldım. Şunları bir dakika kapatayım. Bu kalan 5x vardı ya. Evet hocam. Bunun 3 bölü 5'ini yiyelim. E tabi çarptığımızda şu 5 5 de sadece 3x. 3x yine yenmiş diyorum bak. Yenmiş. O zaman kalan nedir? En son elimde 5x vardı. 3x daha yendiğine göre 2x kaldı. Bu en son kalan. Bunları adım adım kendime ve gözüme gösteriyorum. Diyor ki eğer 3 ceviz daha yenirse Tüm cevizlerin onda dokuzu yenmiş olacak. He 3 ceviz daha ye. 2x kalmıştı ya. Eksi 3. Bu sayı bütün cevizlerin 9 bölü eşitmiş. Yani onda dokuzuna eşitmiş. Peki başlangıçta bütün cevizleri ben ne seçmiştim? 10x. On onda dokuzuna. Onda dokuzu yenmiş olacakmış. Pardon. Yani 10x de 9x yenmiş olacak. Yenmiş olacak. Peki ne kadar kalacak? E 10x vardı. 9 yendiğine göre x kalır. Şimdi demek ki adam 3 ceviz daha yerse sonuçta x tane kalır. Benim elimde 2x kalmıştı. Ondan 3 ceviz daha yersem demek ki kalan x'e eşit olacak. Bu kadar basit. 3'ü at karşıya. Ee, bu x at 2x'ten çıkar. x e eşittir 3 olur. Cevap 3 değil. Neden? x 3. Başlangıçta kaç ceviz vardı diyor. Başlangıçta 10x demiştik. x 3 ise 10 çarpı 3 30. Başlangıçta 30 ceviz, ceviz var. Yapıştır C şıkkını. Bu kadar. Şu kısmı tekrarlayayım. Şimdi 1 bölü x'ini yedi. 5 x'i yedi. Sonra kalan 5 x'in 3 bölü 5'ini yedi. 3 x'i yedi. Kalan 2 x kaldı. Diyor ki 3 ceviz daha yeseydi ne kadar kalırdı elinde? 2 x eksi 3 kalırdı. Ha, 3 ceviz daha yeseydi 9 bölü 10'u yenmiş olurdu. 9 bölü 10'u yendiyse 9 x yendiyse x kalmıştır. Bu kalanla bu kalan birbirine eşit olur. Tamam. Olay bu. Buradan denklem çözülür. Bunu fırlatayım mı? Oracan yırtın fırlatmayın. Peki. Yırtıyorum fırlatıyorum. Oh be çok da rahatlatıyor beni. Gelelim mum sorusuna. Şekildeki gibi uzunlukları farklı olan iki mum. Ha, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an ben çözüyorum ya. Benden önce ya da benden sonra mutlaka çözüyorsunuz, değil mi? Bunu hatırlatayım lütfen. Sadece izlemeyin, çözün, aktif olun. Soru çözen kazanır. Bunu bir yere yazın mutlaka. Evet, bu soruyu da problem kitabımızdan almışım. Demiş ki, şekildeki gibi uzunlukları farklı olan iki mumdan boyu kısa olan 12 saatte, boyu uzun olan 18 saatte tamamen yanıp bitmektedir. Hıh. Hmm. Aynı anda yandıktan 8 saat sonra kısa mumun boyunun uzunluğu uzun mumu, uzun mumun boyuna oranı 1 bölü 3 olacağına göre başlangıçtaki bu oran kaçtır? Yani diyor ki mumlar şu sürelerde bitiyor. Eyvallah. Bakın soruyu bir kere okudum. Bir de anlamak için bir daha okuyorum. Bu 12 saatte bitiyor. Bu 18 saatte bitiyor. 8 saat beraber yandıktan sonra boylarını oranladığın zaman 1 bölü 3 oranını kesin elde ediyor musun? O zaman diyorum ki bu soruyu nasıl kuracağım? Nasıl çözeceğim? Şöyle kurayım. Mavi gel buraya. Siyah sen de kapağını al. Heh, uza. Bu 12 saatte bitmiyor muydu kısa olan? O zaman ben bunun boyuna 12 ile orantılı bir şey diyeyim. Bunun boyu 12A olsun. 12A uzunluğunda. Bu 18 saatte bitiyorsa bunun boyuna da 18B diyorum. Neden? Neden olacak hocam? Her saatte AA yanar. Bu da her saatte BB yanar. Çünkü 12 saatte bitiyorsa 1 saatte A kadar yanar. 12 saatte 12A yanar biter. 1 saatte B yanar. 18 saatte de 18B yanar ve biter. Bakın X ve Y demedim. A ya da B demedim. Ne dedim? Buradaki sayılarla orantılı şeyler verdim ki kesirle uğraşmayayım. Yani düşünsenize kesir probleminde kesirle uğraşmayacaksınız. En güzeli bu. Şimdi 8 saat yandıktan sonra boyları 1 bölü 3 olacak. E 8 saat yakayım. Bu 12 saatte bitiyor. Her saat A yanar. 8 saatte 8 A yanar. Ne kadarı kalır? 12 A'dan 8 A çıkar. 4 A kalır. Şunu da şöyle yapmayayım. Kafanız kalır. 4 A kaldı. Bunda peki 18 B var. 8 saat sonra 8 B yanar. 10 B kalır. Bunlar kalan kalan boylar. Peki bunların oranı neymiş? 1 bölü 3. Yani şu 4A bölü 10B'nin oranı 1 bölü 3'ü vermeli. 3, çünkü 8 saat sonraki oranlar oymuş. Peki. O zaman ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ee, bir içler dışlar çarpımı 10B. Şuraya yapayım. 10B eşittir. 3 kere 4 12. 12A. Hocam sadeleştirin. Her iki tarafı 2'ye bölün. Aferin. 5B eşittir. 6A. Bunları buldu mu? Buldu. Peki. Ne oldu şimdi? 5B ve 6A'da ben A ve B'nin değerlerini bulabilirim. Ee, şey olarak, orantısal olarak. Çünkü bana en sonunda başlangıç boylarının oranını soruyor. Şimdi B sayısı karşıdaki 6 kadardır. 6'nın katıdır. A sayısı da karşıdaki 5 kadardır. 5'in katıdır. Böylece 6 kere 5 30K 6 kere 5 30K olur. Güzel. Şimdi A sayı neydi? 5K. A'nın yerine 5K yazıyorum. 12 ile çarpıyorum 5K'yı. 60K. Bunun boyu. 18B bunun boyu. B kaçtı? 6K. 18 e 6'yı kafadan çarpar mısınız? Çarpamadım hocam. Evet ben de çarpamadım. 6 kere 8 48. 8 elde var 4. 6 kere 6 4 108. Bu da 108 K yapar. Başlangıç boyu. Peki bunların oranını soruyor. Çok kolay canım. 60 K bölü 108 K. Tak tak K'lar gider. Her iki taraf kaça bölünür? Hocam 2'ye bölün. 30 bölü 54. Daha kolay anlamak için. Hocam 2'ye bölün. 15 bölü 27. Hocam şimdi 3'e bölün. 5 bölü 9. Var mı şıklarda? Yapıştır. Bu kadar basit. Tamam. Bunu ta ilk başta da görüp kaça bölebilirdin? Mesela 12'ye bölerdin. Bunu 12'ye bölerdin. Direkt 5 bölü 9 da bulabilirdin ama ben biraz uzattım. Neyse. Hata yapmayayım diyorum. Çünkü bu ara böyle videolarda ufak tefek hatalar yapıyorum. Hemen fark ediyorsunuz. Tebrik ediyorum. Olabilir. insanlık hali. Toplama çıkarmalarda bazen yanlış yapıyorum. Hani gördüğünüz zaman ya ben mi yanlış anladım demeyin. Olabilir. Bazen 2 ile 3'ü topluyorum. 5 yerine 8 yazmışım mesela. Olabilir. O an Nereden aklıma geldiyse bilmiyorum ama Kafa bazen başka şey düşünüyor. Soruya falan takılıyorum. Neyse arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Yeni nesil bir soru. Bu soruyu şimdi çözmeni istiyorum senden. Videoyu durdur. Bu soruyu çöz. Sonra benden çözümünü izle bakalım. Yapabildin mi? Yapacağına inanıyorum. Sadece sakin ol. Bak soruyu okuyorum. Bir usta yarı çapı 1 bölü 5 santim olan küre biçimindeki özdeş, boncuk, özdeş boncuklar kullanarak her bir telin uzunluğu 12 santim olan bir abaküs yapıyor. Abaküs yapmış. Abaküs de telin uzunluğu 12 santim. Buraya not edeyim. Şuradaki kürelerin şuna dikkat edin. Yarı çapı 1 bölü 5. Tamam. Tamam. Bu usta abaküsün en üst telinden 1. Alttaki teline 2. Onun altındaki teline 3 boncuk yerleştiriyor. Bu şekilde devam ederek daha sonra gelen her bir tel için boncuk sayısını birer artırıyor. En son telde boncuklar arasında boşluk kalmayacak biçimde telin 1 bölü 3'üne kadar boncuk diziyor. Güzel. Buna göre abaküste toplam kaç boncuk varmış? Evet. Abaküs sorusu basit bir soru gibi değil mi? Abaküs normalde kolaydır toplama çıkarma yaptırır ama oradan bize bir yeni nesil soru çıkarmış. Şöyle düşünüyorum. Diyorum ki bu soruya nereden başlayacağım? Bak ilk başta telin uzunluğu 12 santimdi buraya kadar verdi. Güzel. Sonra işte yarı, yarıçapları çapları 1 bölü 5'te onu da anladım. Buraya 1, buraya 2, buraya 3, buraya 4, buraya 5 her seferinde 1 arttırarak geliyor. Ama şurada önemli bir şey soruyor. Söylüyor. En son teldeki boncuklar arasında boşluk kalmayacak biçimde Telin 1 bölü 3'üne kadar boncuk dizmiş. Şu en son tel. Peki bu en son tel 12 santim uzunluğunda değil mi? Evet. 1 bölü 3'ü nedir? 12'yi 3'e böl 4. Demek ki 4 santime kadar yani şurası 4 santim olsun. 4 santime kadar buraya boncuk dizmiş. Kaç boncuk dizdiğini de bilmiyorum. Hmm. ucu bu. Şimdi. Burada bir tane var. iki tane var. Üç tane var. Bunda sıkıntı yok. Acaba şuraya kaç tanesi var? Bunu bulman lazım. Şimdi yarı çapı 1 bölü 5 ise çapı bunun iki katıdır. Çap Olur sana 2 katı 2 bölü 5. Peki 2 bölü 5, 2 bölü 5 çapla yan yana dizerek ben 4 santime kaç tane boncuk dizerim? Tabii ki 4 santimi alırım. 2 bölü 5'e bölerim. Birinciyi aynen al. ikinci ters çevir çarp. Tak tak 2, 10. Demek ki buraya 10 tane boncuk dizmişim. Ya bulacağım şey sadece bu kadardı. Düşünsenize soru ne kadar uzun. Hikaye bir şeyler anlatıyor anlatıyor. Sana altı üstü söylediği şey şu. Buradaki 4 santime kaç boncuk dizersin? Yalnız yarı çapa dikkat et. Oradan çapı bul diyor. Bu kadar basit. Çapı buldum iş bitti. 10. O zaman 1 artı 2 artı 3 artı tık 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 bu boncukların sayısını bulmalıyım. Yani 1 artı 2 artı 3 artı tık 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 10'a kadar toplam. Gauss toplamını hatırlıyor musunuz? Gauss hani bir çocuk vardı bunu 10 yaşında bulmuştu. Bak ee, böyle ardışık sayıların toplamı son terim çarpı son terimin bir fazlası böyle 2 ile bulunuyordu. 2'ye böl 5. 5 11 1 çarp 55. Nerede nerede ne? Yapıştır B şıkkını. İşte bu kadar. Tekrarlıyorum. Soru uzun. Hikayesi var ama zor değil. Kasmaz. ÖSYM de böyle yapar. Hikayeler yapar. Bir şeyler yapar. Güzel bir şekilde e, günlük hayatla alakalı ya da bir nesneyle alakalı soruyu böyle çevirmiş olabilir. Aslında klasik bir sorunun yeni nesil versiyonu bu. Tamam mı? Sakin olacağız sadece. Yaparız yani. Kaçışı yok. Bizden kaçmaz. Arkadaki soruya geçiyorum. Burada da bir teli keseceğiz ama biraz daha öncüllü sorular. 1-2-3 ile alakalı. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımda ben ne yapıyorum? Bir öğretmen gözüyle söyleyeyim. He öncül var demek ki birkaç şey deneyeceğim diye kafamın içinde hemen geçiyorum. Sonra soruyu okuyorum. Diyorum ki bir telin bir ucundan uzunluğunun 1 bölü 4'ü kadar kısmı kesilip atılıyor. Güzel. Daha sonra aynı uçtan telin bir ilk uzunluğunun yarısı kadarlık bir kısım daha kesiliyor. Yani teli almış. 1 bölü 4'ünü kesmiş. Sonra ilk uzunluğunun yarısını da kesmiş. Elimizde bir şey kalmış. Peki. Buna göre diyor. Telin orta noktası telin 3 bölü 8'i kadar diğer tarafa kaymıştır. 2. Tel 32 santim ise orta noktası 28 santim yer değiştirmiştir. 3. Tel 2x santim ise orta noktası 3x bölü 4 noktasındadır demiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şöyle yapıyorum. Şimdi daha sonra aynı uçtan telin ilk uzunluğunun yarısı kadar da kesmişti ya. Hani bir şeyin yarısı nedir? 1 bölü 2'dir. Ben bu telin uzunluğuna x demeyeceğim buradaki 4 ve buradaki 2'yi kullanarak 8 diyeceğim. 4 kere 2 8 neden? Daha kolay işlem yapayım. Yoksa x diyerek de çıkar arkadaşlar. Hani kafanız takılmasın. Bu 8x uzunluğunda bir tel. Bunun orta noktası nedir? 4x. Şu an orta noktası burası. Sonra devam ediyorum. İlk başta telin 1 bölü 4'ü kadar kesiyor. 8x'in 1 bölü 4'ü ne yapar? Aslında bunları hızlı yapmam lazım ama neyse. 8x bölü 4'ten 2x yaptı. 2x kadar kestim attım. Yani şu 2x'i kestim artık attım. Elimde ne kaldı artık? Burası şöyle yapayım 6x. <laughs> Peki sonra daha sonra aynı uçtan telin ilk uzunluğunun yarısı kadar kesiyor. Telin ilk uzunluğuna bir 8x dedik. Yarısı 4x kadar kesiyor. Aynı uçtan 4x kadar daha kesti. Burayı da kesti attı. 4x kadar. E, 6x 4x gitti. Burası 2x kaldı. Güzel. En son elimde kalan 2x. Orta noktasıyla ile alakalı bir şeyler yapacak ya. Evet hocam. O yüzden ne yapıyorum? Burada orta noktayı buluyorum. He, hocam orta nokta x'tir. Aferin şu 2x'in yarısı x. Yeni orta noktam x. Eski orta noktam burada 4x. Sorarım sana. Orta nokta buradan buraya gelene kadar ne kadar yer değiştirdi? Bak buradan buraya x buradan buraya 4x. Tabii ki aradaki fark 3x'tir. Orta noktam şurası 3x yer değiştirdi. Eskiden 4x'teydi x'e kadar kaydı. O zaman soruyu okuyorum. Telin orta noktası telin 3 bölü 8'i kadar diğer tarafa kaymıştır. Şimdi telin 3 bölü 8'ini bulayım. Tel 8 x'te. 3 bölü 8'ini bulayım. Bakayım doğru mu? Hakikaten 8'ler sadeleşti. Işte 3 x. Yani telin orta noktası 3 x kadar diğer tarafa kaymıştır demek istiyor bu. Çünkü şunun değerini 3 x olarak buldum. Gerçekten de 4 x'te 3 x diğer tarafa kaydı. Gördün mü? 4 x'te x'e kaydı. 3 x yer değiştirdi. Evet. Birinci öncül. Doğru. Al bunu. Demek ki şunu anladım. Bu tel mutlaka 3 bölü 8'i kadar orta noktasını değiştiriyor. Bu kesin bilgi. Tamam mı? Tamam hocam. İkinci ölçümden devam ediyorum. Tel 32 santim ise orta noktası 28 santim yer değiştirir. Tel 32 santim ise biraz önce öğrendim ki bu teli kesip biçtiğin zaman 3x kadar yer değiştirdi. 8x de 3x. Yani 3 bölü 8'i kadar yer değiştirir. O zaman 32'nin 3 bölü 8'ini bulayım bakayım. Gerçekten bu sayıyı veriyor mu? Vermesi lazım. Sadece 4 4 3 12. Arkadaşlar tel 32 santim olursa 12 santim yer değiştirir. 28 santim yer değiştirir öncülü. Da 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 da. Yanlış. Ha bazısı şöyle yapabilir. Ya hocam şöyle yapsam. Nasıl yapsan? Ya teli şöyle alsam. Tamam 32 santim desem. Ortasını 16 desem. İşte buradan e, telin önce 1 bölü 4'ünü kesip atsam. Sonra kalanın yarısını bir daha atsam. Yeni orta noktayı bulsam. Bu farka baksam. 28 olup olmadığını incelesem. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Ama uğraşırsın. Ben çünkü... Telin orta noktasının 3 bölü 8 olduğunu birinci öncülden garantilediğim için ikincide direkt kontrol ettim. 3'e geçiyorum. Tel 2x santim ise orta noktası 3x bölü 4 noktasındadır. Bakalım. Ne kadar yer değiştirdiğini öğrenmiştim. Garanti 3 bölü 8 yer değiştiriyor. Teli şuradan bir kağıt alayım mı? Gel bakayım biraz önce kenara attığım kağıdı bir kullanayım. Şimdi. Bu telimiz. 3 bölü 8 kesinlikle orta noktası yer değiştiriyor. Telin uzunluğu 2 x santim olduğunda bunun 3 bölü 8'ini buluyorum. Tak tak 2 bölü 4. 3x bölü 4. 3x bölü 4 noktasında arkadaşlar ne yapacak? Ee, 3x bölü 4 miktarında yer değiştirecek. Bak buraya dikkat edin. Bu yer değiştirme miktarı. Yer değiştirme. Tamam. Neden? Bak 32 santimken 3 bölü 8. Ee, ne bulmuştuk? 3x. 3x Orta nokta yer değiştirir demiştim. Burada bakın 4x'ten 3x'e geçti. Bu yer değiştirme miktarı. Son noktası değil yani. O zaman eğer ki telin uzunluğu 2x olursa 3x bölü 4 yer değiştirir. Yani 3x bölü 4 noktası olmak zorunda değil. O zaman 2x'in bir kere şeyini bulalım. Ee, siz söyleyin. 3x bölü 4 yer değiştirdekindeki noktasını bulalım. Şimdi tel 2x orta noktası x olur. Bu 3x bölü 3x bölü 4 yer değiştirdiğinde nereye gelir? Tabii ki x'ten 3x bölü 4'ü çıkarıyorum. x bölü 4 noktasına gelir. Nereye gelecekmiş? x bölü 4. Ama bu diyor ki 3x bölü 4 noktasındadır diyor. Bak o bulunduğu nokta 3x bölü ama bulunduğu nokta x bölü 4 noktası olacak. Yer değiştirme miktarı 3x bölü 4 olacak. Gördünüz mü? Çok dikkatli bir soruydu. Yani burada güzel bir kelime oyunu var ya da dikkat meselesi var. Tel 2x santim ise orta noktası 3x bölü 4 yer değiştirir ve yeni noktaya gelir. Bunu unutmayın. O yüzden bu yanlış. Neyse şu 3'ü umarım anladınız. Ben biraz sanki anlamad anlatamadığımı hissettim. Umarım anlatabilmişimdir. Yani telin uzunluğu 2x de orta noktası x 3x bölü x 3x bölü 4 yer değiştirir şuraya gelir. Yani x bölü 4'e gelir. Orta noktası yeni orta noktası 3x bölü 4 değil x bölü 4. Neyse bunu biraz uzattım ya. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Sıkıldıysanız sakin olun arkadaşlar. Yeni güzel bir soru geldi. Soru o kadar kısa ve bir o kadar da kaliteli. Neden? Bak soruyu okuyayım. Bir trene iki kadın yolcu binerse yolcuların bir bölüçü kadın oluyor. Eğer trene üç erkek yolcu binerse yolcuların üç bölü dördü erkek oluyor. Buna göre trende kaç yolcu vardı? Hadi bakalım bul. Soru kısa ama güzel bir e, çözüm yöntemi var tablolu bir şekilde göstereceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar yavaş gittiğimi düşünüyorlarsa hani YouTube'un hızlandırma özelliği var ya. Hızı 1.5'da 1.25'te e, izleyebilirsin. Ha hocam çok hızlısınız diyenler varsa hızı yavaşlatabilirsin. Artık hız sizin elinize. Hatta her şey sizin elinize. Tak durduruyorsunuz. Donuyorum bekliyorum. Siz gelene kadar. Siz oynatınca tekrar anlatıyorum. Onun için canınızı sıkmayın. Hızı ayarlayın. Arkadaşlar Trene 2 kadın yolcu binerse 1 bölü 3'ü kadın oluyor. Bakın soruyu önce bütünsel okuyorum sonra parça parça. 2 kadın yolcu binerse yolcuların 1 bölü 3'ü kadın oluyor. Diyorum ki kadın, erkek. Tablomu çiziyorum önce. 2 kadının bindiğini varsayıyorum. 1 bölü 3'ü kadın oluyor. Ne demek? 3 taneden bir tanesi kadın. Yani bir tane x, x miktarı kadınsa 2 x de erkek olur. Böylece toplam 3 x olurlar. Gördün mü? 3 x de 1 x'i kadın oldu. 3'te 1'i. Güzel. Sonra... Peki bu şu iki kadın yolcu bildikten sonraki durum. Peki öncesindeki durum neydi? He, demek ki binmeden önce kadınların sayısı 2 eksikti. İki kadın binince x oluyor. Binmeden önce x eksi 2 kadın vardı. Erkek sayısı hala 2 x'ti. Bak şu ilk başlangıçta işte başlangıç. Bunu özellikle yazıyorum. Başlangıçta demek ki x eksi 2 kadın vardı. 2x erkek vardı. 2 kadın bindi. Kadın sayısı 2 arttı. X oldu. Erkek sayısı hala 2x değişmedi. Böylece kadınların oranı 1'e 3 oldu. Çünkü 1 kadın 2 erkek var. Toplam 1. Hocam 1'e 2 olmadı mı? Hayır. Kadınlar x aşağıya toplamı yazıyorsun. 1, 2 daha 3x. 1 bölü 3 oldu tamam. Buna dikkat edin ha. 1'e 2 düşünmeyin. Çünkü kadınların toplama oranını söylüyor. Kadınların erkeklere oranını demiyor. Kadınların yolculara oranı. Tamam bunu anladık. Geçiyorum. <laughs> Eğer trene 3 erkek yolcu binerse yolcuların 3 bölü 4'ü erkek oluyor. Tekrar kadın ve erkek çiziyorum şuraya. Erkek. Şimdi 3 erkek binerse. Artık ben başlangıç durumlarını biliyorum. Başlangıç durumları şudur. Kadınların sayısı x-2 <laughs> erkeklerin sayısı 2x bu durumdalar. Bu durumda artık 3 erkek bindiriyorum. Erkekler 3 artar kadınlar değişmez. Şu yeni tablonun, şu yeni durumun oranını vermiş. 3 bölü 4 oluyor. He, artık burada erkeklerin toplam yolculara oranı 3 bölü 4. Peki erkek miktar nedir? 2x artı 3 bölü. Toplam yolcu miktar nedir? Bu ikisinin toplamı 3x artı 1. Bu oran 3 bölü 4 oluyormuş. Tamam. Anladık mı? Umarım anlamışızdır. Şurayı karalayayım kafanız karışmasın. Hemen işler dışarı çarpın. 4 kere 2 8. 8 x artı 4 kere 3 12. Eşittir. 3 kere 3 9 x. 3 kere 1 3 artı 3. Şimdi 8 x'i atıyorum karşıya 9 x'den çıkarım. x 3 kattım 12'den çıkardım 9. x eşittir 9. Peki x 9 ama ne? Buna göre trende kaç yolcu vardır diyor. Madem x 9 başlangıç durumum şuradaki kutuydu. 9 eksi 2 7. Başlangıçta 7 kadın var. 9 kere 2 18. Başlangıçta 18 erkek var. Toplarsam 25 yolcu yapar. Yapıştır. Hakikaten bomba bir soru arkadaşlar. Kısa, öz ve e, denklemleriyle mantığıyla güzel. Anladık mı? Umarım anlamışızdır. Anlamadıysak baştan şöyle bir daha izleyebiliriz. Ama anladığınızı düşünüyorum. Bu soruyu yırtayım mı? Biraz gıcık bir soruydu. Geldik. A ve B sıvılarından oluşan soruya. Arkadaşlar şunu rica ediyorum sizden. Şimdi bu soruyu da çözmeyi deneyin. Hadi bakalım. Siz çözün ardından ben çözeyim. A ve B sıvılarından oluşan bir karışımın bulunduğu bir kaptan A ve B sıvısını hacim kaybı olmadan ayrıştırarak başka bir kaba aktaran bir düzenek kuruluyor. Anladım. Kap var. içinde A ve B var. A'yı ayrıştırıyor. Bu düzenek sabit hızla 2 dakikada 12 mililitre A sıvısı ayrıştırıyor. Hacimce 2 bölü 5'i B sıvısı olan bu karışımdaki A sıvısı 1 saatte tamamen Ayrışarak başka bir kaba aktarılıyor. Buna göre ayrışma işlemi bittiğinde kapta kaç mililitre B sıvısı kalır? Şimdi soruyu böyle okuyunca hiçbir şey anlamadık değil mi? Heh, anlamadık. Doğru. Hemen görselleştiriyoruz. Şimdi A ve B sıvısı var burada. A, B. Peki ne demiş? 2 bölü 5'i B sıvısı. Şimdi arkadaşım 5'te 2'si B sıvısıysa 5'te 3'ü de A sıvısıdır. Yani B sıvısı atıyorum 2x kadarsa A sıvısı da 3x kadardır. Mantıklı mı? Toplamı 5 yapar. 5 de ikisi B sıvısı. Güzel. Sonra başka hangi bilgi verilmiş? Şimdi A'yı buradan ayrıştırıyor. Dışarı alıyor sistem. Ne kadar B kaldığını 2x'i bulacağız. Bak 2 dakikada 12 mililitre A ayrıştırıyor. 2 dk. Şimdi sorular bazen iç içe olur. Oran orantı kesir problemi genelde iç içe olur. Tamam mı? 12 mililitre. O zaman başka hangi bilgi vermiş diye bakıyorum. A sıvısı 1 saatte tamamen ayrışıyormuş. He. 2 dakikada 12 mililitre ise 1 saat nedir? 60 dakika. 60 dakikada kaç mililitre ayrıştı? Bu bunun kaç katı? 30 katı. Oran orantı gereği bunda 30 katı olmalı. 360 mililitre. Demek ki 1 saatte A sıvısı ayrışıp bitiyordu ya. Evet. E 1 saat 60 dakikadır. 60 dakikada 1 saatte 360 mililitre ayrılıp hop dışarı alınmış. A sıvısı komple dışarı alınmış. Seni dışarı alalım demişiz. Peki kalan B sıvısını soruyor. Ya A sıvısına biz 3x demedik mi? Evet. Bu 360 mililitre 3x'e denk gelir. He, o zaman böl 3'e 1x 120'ye denk gelir. 1x 120'ye denk gelir. E, B sıvısından 2x vardı. 1x 120 ise 2x 240 mililitre B sıvısının hacmidir. Yani bulunan miktardır. 240 yapıştır. Kabın dibinde 240 mililitre B sıvısından kalır ne yaptık arkadaşlar? Şurada bir oran orantı yaptık. İki bak ayrı yerde iki bilgi verilmişti. İki dakikadaki miktar bir saatte de bittiğini söylemişti. Bir saatte 360'ın biteceğini anladım. E 3'e 2 oranı var. Bu 360 ise bu 240 yapar. Oran orantıdan onu da çözdüm. Sonra kağıdı havalandırdım ve uçurdum. Ve direkt çöp kutusu diyecektim ama sektörden yere düştü. Arkadaşlar bomba bir soru. Gerçekten bomba. Hadi bakalım. Bombayı patlatacak mıyız elimizde mi patlayacak? Şimdi bu bombayı önce siz patlatmayı deneyin. Tamam mı? Bir deneyin. Şu L'yi düzgün yapayım. Sonra ben patlatacağım bombayı. Şimdi çözmeyi deneyin siz. O arada ben şunun kapağını kapatayım. Videoyu durdurun ha. Tamam. Durdurup da bir yere kaçmayın ha. Durdurun çözün sonra tekrar başlatın. Şimdi başlıyorum. Bir davete katılan misafirlere dağıtılan limonata ve meyve, meyve suyu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bakalım neymiş. 3 tane bilgi vermiş. Misafirler bu iki içecekten en fazla birini almıştır. Bu ne demek? Herkes bir tane almış. En fazla birini almak demek almamayı da kapsar. Yani ya hiç almamıştır ya da bir tane almıştır. Hani en fazla bir ne demek? Sıfır bir demek. Almayan da var demek ki. Limonata alan misafir sayısı meyve suyu alan misafir sayısının 3'te 1'i kadardır. He. Meyve suyu alan atıyorum 3x ise limonata onun 3'te kadar x'tir. Tamam bu da kafamda oturdu. Hemen başlamıyorum ama sakin. Limonata ve meyve suyu almayan misafir sayısı davete katılan misafirlerin dörtte bir kadardır. Bak almayan da var. Limonata ve meyve suyu almayanlar bütün herkesin dörtte bir kadar. Misafirlerden limonata almayanların sayısı 52 olduğuna göre bakın yine almayanlar hep tersten gidiyor. Almayanların sayısı 52 olduğuna göre meyve suyu almayanların sayısı kaçtır? Yine ters bir şey sormuş. Arkadaşlar güzel bir tablo yapmalıyım. 1. Limonatacılar meyve suyu meyve suyucular <laughs> söylemesi zor bir de ne limonata ne meyve suyu almayanlar ikisini de almayanlar L üstü M üstü yapıyorum Bunlar ikisini de almayanlar şimdi şu bilgiden başlasam limonata alanlar misafir limonata alan misafir sayısı meyve suyu alanlarının üçte biridir bu 3x olsa bu x olur Tamam orası kolay ama şuradan başlayacağım öncelikle ya da durun ilk başta buradan başlayayım bu 3x olsa meyve suyu alanlarının üçte biri kadardır limonata bu da x olur güzel Limonata ve meyve suyu almayan misafir sayısı. Yani bunlar davete katılan misafirlerin dörtte biridir. He. Şimdi bunlar davete katılan herkesin dörtte biri. O zaman örneğin şu limonata ve meyve suyu almayanlar y kadarsa geriye kalan herkes bakın davete katılanlar toplam 4 kişi 4y gibi düşünürsen limonata ve meyve suyu almayanlar y ise limonata ve meyve suyu alanlar 3y'dir. Böylece toplam 4y yapar. Hani bu 4'te 1'i gördüğünüz zaman arkadaşlar alanlar y kadarsa almayanlar 3y olacak. Toplamda 4y olacak. 4y'nin 4'te 1'i kadardır almayanlar. Tamam? Hani bazıları buna y 4y yazmak istiyor. O zaman toplam 5y olur. Burası 5'te 1 olur. Ona dikkat edin. Şimdi anladım. Limonata meyve suyu almayanlar y kadarsa, limonata meyve suyu alanlar ikisinin toplamı 3y olacak. Böylece 4y 4'te 1 oldu bunlar. Güzel. Ama şuraya bakın. Bu x ve 3x toplamda 3 y kadar olmalı. Doğru mu? Evet hocam. O zaman ben şu şeyi e, y'leri öyle bir ayarlayayım ki x ve 3x'e de burayı bölüştürebileyim. Çünkü buradaki sayı x, 3x, 4x yapar. 4'e bölünen bir sayı olmalı. Keşke 4'e bölünseydi ona göre paylaştırsaydım. Değil mi? O zaman bu sayı 4'e bölünecekse bunu 4'ün katı seçiyorum. E, yani y diye belirlediğim sayıyı 4'ün bir katı seçeceğim. Nasıl bir katı? Mesela Y yerine 4A yazacağım. Artık Y değil de 4A yazıyorum. Y yerine 4A yazarsam 4 3 12A. Burası 12A yapar. Bak şimdi soruyu tekrar okursam limonata ve meyve suyu almayanlar herkesin 4'te biri mi? Bakayım. Limonata meyve suyu almayanlar 4A. Herkes 4A. 12A'da 16A A'lar sadeleşsin. Bunlar sadece 1 bölü 4. 4'te biri oldu. Oldu. Doğru. Demek ki 1'e e 3 dağıttım. Böylece doğru bir sonuç elde ettim. A konusunda. Tamam. Şimdi 12A'yı 1'e 3 diye buraya dağıtacağım. Toplam 1, 3 daha 4X var. 12A'yı 4'e bölüyorum. 3A. Şimdi buna 3A veriyorum. Buna da 3 katı olan 9A veriyorum. Bakın 1'e 3, 3'e 9. 1'e 3 oranı yine sağladım. X'leri silebilirim artık. Yani X ve Y'yi ortadan kaldırdım. O oranda A'lı değerler verdim hepsine. O zaman anladım ki limonata alanlar toplamda 3A kadar. Meyve suyu alanlar toplamda 9A kadar. Limonata ve meyve suyu almayanlar 4A kadar. Bu ikisi toplamda zaten 12A olarak bulunuyor. 9A, 3A da 12A. Güzel. Hepsini aynı türe çevirdikten sonra ancak çözebilirsin. Hocam burası biraz karıştı ya. Tamam. Şuraya tekrar atıyorum. Limonatacıları 3A. Meyve sucuları 9A. Limonata ve meyve suyu almayanlar 4A. Burası toplam 12A zaten. Problem yok. Asıl denklem buydu ve bunu kurmak da önemli Şimdi bundan sonrası çocuk olacak. Limonata almayan 52. Limonata almayan kimdir? Meyve suyu limonata almayan. Limonata ve meyve suyu almayan. Ee, limonata almayan dediği limonata alanların dışındakiler. Bunlar. Bunun ne limonata diye? meyve suyu aldı. Bu da meyve suyu aldığına göre limonata almadı. Limonata dışındakiler limonata almayanlardır. Bu ikisini 9 ayla 4 ay toplarsam 13A. 13a limonata almayanlar 52 kişiymiş. Eşittir 52. Bölü 13 a'yı 4 bulursun. A 4'müş. A 4 bitti. 4 kere 3 12. 4 kere 9 36. 4 kere 4 16. Her şeyi buldum. Meyve suyu almayanlar. Meyve suyu alan 32 kişi ise onu kapatırsam geri kalanlar almayanlardır. Bunlar almadılar. 12 16 daha 28. İnşallah vardır. Yapıştır C şıkkındaymış. Süper. Şu kaba dağıtımı sonradan toparladım ya. anlayamanız ilk başta anlamamız için buna. Hani x'e 3x falan verdim. Tamam mı? Yoksa baştan ben öyle başlardım ama meseleyi anlayın diye oradan gösterdim. Umarım anlamışsınızdır. Önemli bir soruydu. Bir yıldız atayım mı? Ben bunu beğendim. Bu arada sizde arkadaşlar beğendiğiniz soruları, yıldızlı soruları mutlaka yorumlara yazın. Deyin ki hocam atıyorum. Limonata meyve suyu sorusunu çok beğendim. Ya da şu soruyu çok beğendim falan. Fistan. Bakalım beğendiğimiz sorular ortak mı? Gelelim oranlı bir dikkat sorusuna. Bu ne hocam? Galatasaray Beşiktaş maç mı yaptırdınız? Evet bir maç Skoru, skoru demeyeyim de maçtaki istatistiklerle alakalı bir dikkat oran sorusu sordum. Diyor ki Galatasaray ve Beşiktaş takımları arasında oynanan bir futbol müsabakasının birinci devrede ve maç sonunda takımlar ait istatistikleri göstermiştir. Dik Tekrar söylüyorum bu bir dikkat sorusu. Başka bir şey değil. Galatasaray Beşiktaş is 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 isabetli top yüzdeleri 53'e 47. Kale şut 5'e 3. 5 Galatasaray 3 Beşiktaş isabetli ortalar. 3 Galatasaray X tane Beşiktaş. Bu birinci devrenin sonu. <laughs> bu da maç sonu. Yani birinci devre oynanmış, üstüne ikinci devre oynanmış. ikinci devrenin sonu yani maç sonu. Bu maçın birinci devresinde toplam 9 tane isabetli orta yapılmıştır. Maç sonunda ise toplam 18 tane isabetli orta yapılmıştır. Buna göre maçın ikinci devresinde yapılan isabetli ortaların kaçta kaçı Beşiktaş takımına aittir? <laughs> Bak. Ben bu soruyu ilk okuduğumda <laughs> çözememiştim. Niye? Çünkü dikkat etmemiştim. Maç sonuna odaklanmıştım. Halbuki ikinci devrenin sonu demiş. Biliyorsun birinci devre ikinci devre biter ve maç sonu olur. Hani ikinci devre bitince maç sonu olur aynı, aynı anda. Bize burada verdiği maç sonu 1 ve 2'nin toplamıdır. Ama bize sadece ikinci devredeki olayları soruyor. İkinci devre şu an tabloda yok. Bulacağım. Birinci devrede 9 do tane isabetli şut var. 3'ü e, üçü buradaysa 6 tanesi burada. Bunda hiçbir problem yok. Gelelim maç sonuna. Maç sonunda ise 18 tane isabetli orta var. İsabetli ortalar burada. E 18 tane isabetli orta ise ben ikinci de devreyi arıyorum. Bana soru ikinci devreyle alakalı. Çok dikkat edin buna. Madem öyle bu 18 orta maç sonunda olduysa maçın ilk yarısında toplam 9 tane olduysa ikinci yarısına 9 tane kalmıştır. He, i̇kinci yarı 9 tane isabetli orta var. Şuraya not ediyorum. Şimdi maç sonunda 18 isabetli orta var. Bu maç sonu. 4'ü buradaysa 18'in buraya 14 tanesi kaldı. Tamam güzel. Peki. İkinci yarı yapılan kaç tane isabetli orta vardı? Onları bulayım. İlk yarı 9 taneydi. Maç sonu 18 tane. Aradaki fark 9. Demek ki 9'u ilk yarı devre atıldıysa 9'u da ikinci devre atıldı. Güzel. 9. Bunların kaçta kaçı Beşiktaş tarafından diyor. Şimdi Beşiktaş ilk devrede 6 tane isabetli orta yapmış. Maç sonundaysa 14 tane yapmış. Tamam mı? E aradaki fark ne oluyor? 9 ee, tane. Doğru mu? Doğru. Bir dakika bir şey yanlış yapmadım inşallah. 18 evet. İlk e, bunu yaptı. Sonra ne yaptı? Bunu yaptı. Çıkardım. 8 tane. Evet. İlk yarı sonunda 6 tane maç sonunda 14 tane isabetli orta yaptığına göre toplam 8 tane isabetli orta yapmış. İkinci yarı ha ikinci yarı 8 tane isabetli orta yapmış. Bölü kaçta kaçıdır? İkinci devrede yapılan ortaların toplam sayısını buraya yazacağım şimdi de. İkinci devrede. Birinci devrede toplam 9 taneydi. Maç sonunda 18 tane olduğuna göre aradaki fark 9 tane. 9 tanesi ikinci devrede yapılmıştır. 9 tane ikinci devrede toplam yapılan isabetli orta. Beşiktaş'ın 8 tanesiymiş. Kalan bir tane Galatasaray'ın demek ki 8 bölü 9. Bitti. Yani tabloda bir sürü şey verilir. Bilgiler verilir. Böyle birbirine katılır ama dikkat edin. Çünkü ben e, ilk okuduğumda soruyu hani hata yaptığım için bu soruyu seçtim. Neden? Dedim ki bir dakika demek ki öğrencilerim de bununla karşılaştığı aynı hatayı yapabilirler. Göstereyim dikkat etmeleri gerektiğini. Bu oranı buldum yapıştırdım olayı bitirdim. Ve geliyoruz top düşürmeye. Bir topu böyle tık 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 sektiriyorlar gide gide düşüyor ya. Onun nasıl olduğunu görelim şimdi. İlk başta soru okuyorum. Diyor ki bir top yere her düştüğünde düştüğü yüksekliğin 2 bölü 5'i kadar yükselmektedir. Tamam. Mesela 5'ten bıraktın düştü yere çarptı 2 yükselir. O mantık. Bu top belli bir yükseklikten bırakıldıktan sonra 3. çarpışında 32 cm yükseldiğine göre başlangıçta bırakılma yüksekliği nedir? Bırakılma yüksekliği şu olsun. Geldi yere çarptı. Sonra tık 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 yükseldi. Sonra tekrar geldi yere çarptı. Birinci, ikinci çarpış. Tekrar tık 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 yükseldi. Geldi yere çarptı. Üçüncü çarpıştan sonra tık 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 yükseldi ya. İşte bu yükseklik üçüncü çarpışında 32 santim yükseliyor. Bak birinci çarpış yükseldi. İkinci çarpış yükseldi. Üçüncü çarpış yükseldi. Bu yükseklik şuradaki tabi şurayı şöyle göstereyim. Bu yükseklik arkadaşlar çarptıktan sonraki yeni yükselmeyi sormuyor. Bu yükseklik 32 santimmiş. O zaman ben şu uzunluğu bulmalıyım. Burada geriye doğru gideceğim. Terslik var. Anladın? Baştan başlayıp buna x buna işte e, 2x bölü 5 deyip sonra buna bir şeyler bir şeyler demene gerek yok. Baştan terse doğru gidelim. Şuna ben a uzunluğu diyeyim. Bu a'nın Buradan bıraktığım mesafe A ise yere çarpıp 2 bölü 5 kadar yükselmiyor mu? A'nın 2 5 bile kadar yükseliyor. Yani A'dan bıraktığım 2 bölü 5 kadar yükseldi. O da 32 santimmiş. Tersten bulayım. 5'i at karşıya. 2 A eşittir 32 çarpı 5. 2 ile sadeleştir 16. A eşittir 16 ile 5 çarpı 80. Demek ki bu yükseklik 80'miş. 80'den bırakılmış. Peki bu da kaçtan bırakılmış? Diyelim B'den bırakılmış. B'den bırakıldı. Çarpı 2 bölü 5 kadar yükseldi. Geldi çarptı 2 bölü 5 kadar yükseldi. O da 80'miş. 80. Her iki tarafı 2'ye böl. 40. 5'i at 40 ile çarp. 200. B 200'müş. B'yi sil artık. 200 yaz. Buraya gelelim. Buraya da C diyelim. Tamam aynı mantık. C çarpı 2 bölü 5'i. C 2 bölü 5'ten bırakınca 200 olmuş. 2'ye böl 100 oldu. 5 ile 100 çarp 500. C de 500. Demek ki başlangıçta 500'den bırakılmış. Hepsi bu kadar. Şunlar da sıfıra benzetim değil mi? Ha, şöyle tipi yakışıklı olsun. Aferin yakışıklı 500. Arkadaşlar tersten gittim. Bazıları şöyle yapabilir. Hocam ben buraya işte atıyorum 5 x derim. bıraktım. 5'te 2'si kadar yükseldi. 2x. Sonra 2x'in 5'te 2'sini bulurum. Ee, i̇şte 4x bölü 5 mi yapıyor işte? Sonra bu bir daha bunun 2 bölü 5'ini bulurum. 8x bölü 25. 8x bölü 25 32'e eşitlerim. 8'e bölürüm 4. 5'e çarparım. Ee, 100. X'i 100 bulurum. E burası 5x'i 500 yapar. Bu da doğru. Hangisini istersen ama ben genelde tersten gidiyorum. Ve bitmiş. Nihayet sona geldik. Buraya kadar bek geldiysen ve beklediysen sana teşekkür ederim. Gerçekten helal olsun. Bu işi başaracaksın. Çünkü matematik sabır işi. Bir de matematik soru çözerken öğrenilir. Mottomuz bu. Bunu aklınıza yazın ve bol bol soru çözün arkadaşlar. Instagram'da buradayım. Beni takip edin. Sürprizlerimiz oluyor. Güzel şeyler oluyor. Kitaplar zaten biliyorsunuz şey olacağım az da kitapçılarda, kırtasiyelerde vesaire var. Tekrarlıyorum, tekrarlıyorum, tekrarlıyorum. Videoları yazarak çalışın. Bol bol soru çözün. İnatçı ve sabırlı olun. Çözemediğin soruları biriktirip arkadaşınıza öğretmenize vesaire birine sorup o çözümü öğrenin. Çünkü o takıldığın soru var ya işte senin gelişimini sağlayacak soru o. Zaten bildiklerin cepte. Sen bilemediklerin peşinden koş. Tamam. Hadi görüşürüz. Unutma problemlerin devamı gelecek. Azimle takip et. Hadi bay bay.